Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere başarılı şarkıcı Mustafa Ceceli hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Mustafa Ceceli 2 Kasım 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Çankırılı bir baba ile Romanya geçmeni bir annenin oğludur. Müziğe ilgisini ailesi tarafından çok küçük yaşlarında fark edilmiştir. 6 yaşlarındayken piyano ile tanışan Mustafa Ceceli almış olduğu 2 yıllık piyano eğitimi sonrası öğretmeni konservatuvar eğitimi almasını önermiştir. 8 yaşında TRT'de yayınlanan Köy Doktoru isimli bir dizide 13 bölüm rol almıştır. Ardından UNICEF için hazırlanan Can Suyu isimli bir filmde oynamıştır. Lise yıllarında ise amatör olarak düzenlemeler yapmaya başlamıştır. Üniversite sınavında Ankara Üniversitesi Veteriner Hekimliği bölümünü kazanmış. Aynı dönemde arkadaşlarının kurmuş olduğu bir grupta klavye çalmaya başlamıştır. Bir taraftan da albüm yapmak isteyen sanatçılara demo kayıtlar hazırlamıştır. Fakültenin 3. yılında tekrar üniversite sınavına girmiş ve Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümünü kazanmıştır. Ve Ankara'daki müzik hayatını noktalayarak İstanbul'a gelmiştir. Mustafa Ceceli solistliğin yanında 2003 tarihinde başladığı profesyonel aranjörlük işini devam, et, devam etmektedir. Sanatçı aranjörlük işi için orası benim üretim yerim sahne tüketim yeri diye adlandırmıştır. İlk aranjesini Cenk Eren'in vokalistliğini yapan Merih Ermakastar'ın şarkılarına düzen, düzenlemeler yapmıştır. Bununla birlikte Ozan Doğulu ile tanışıp Kenan Doğulu'nun aynı yılda çıkan albümü için iki şarkının düzenlemesini yapmış ve usta sanatçı Sezen Aksu ile tanışıp albümlerinde verdiği konserlerde eşlik etmeye başlamıştır. Her yaptığı aranjelerle müzik listelerinin üst sıralarında yer almıştır. Kenan Doğulu'nun büyük ilgi gören Çak Kıdı isimli şarkısını düzenlemesinin ardından Tarkan, Ajda Pekkan, Sertep Erener, Nilüfer, Aşkın Nur Yengi, Emre Altu, Nil Kara İbrahimgil, Emre Aydın, Murat Boz albümlerinde aranjeler yapmıştır. Son yıllarda Mustafa Ceceli, Bengü'nün hem single hem son yayınlanan ikinci hal albümü için aranjeler yaparak yaralı ve saygımdan ve sahici isimli şarkılar büyük beğeni toplamıştır henüz müzik sektöründe yeni olmasına rağmen i̇rem derici'nin 2013 tarihinde yayınlanan biri tekli diğeri maxi single'da yer alan düşler ülkesinin gelgit akıllısı ve sevgi olsun taştan olsun isimli şarkılarını düzenlemesinin sonrasında sanatçının 2014 tarihinde kalbimin tek sahibine isimli tekli single olarak sunulan şarkı düzenlemesini yapmış ve birçok alan platformlarda büyük başarı elde etmiştir mustafa ceceli kariyer hayatının başlangıcını 2003 tarihinde ankara'dan i̇stanbul'a gelişinin sonrasında cenk eren'in vokalistliğini yapan merih erbakan'ın şarkılarına düzenlemeler yapmasıyla profesyonel aranjörlük hayatına adım atmıştı. Piyasaya çıkan bu albümle birlikte Ozan, Ozan Doğulu ile tanışıp kariyerinde üst basamaklara çıkmıştır. 2007-2008 tarihlerinde Samsun Demir'den gelen teklif üzerine MB Orkestrası albümünde konuk sanatçı olarak Sezen Aksu'ya ait olan Unutamam isimli şarkıyı 2007 tarihinde albümün ilk tanıtımı için klip yapan eser olmuştur ceceli bu şarkı birçok alan ve platformlarda başarı elde edip 35. altın kelebek ödülleri en iyi çıkış yapan solist ve power türk video müzik ödülleri en iyi çıkış yapan video klip ödüllerini almıştır bu şarkıdaki etkileyici yorumuyla solistik kariyeri de başlamış oldu 2008 tarihinde ise uzay hepari anısına çıkarılan uzay hepari sonsuza albümünde daha önce aşkın nur yengi'nin yorumladığı söz ve müziği sezen aksu'ya ait olan karanfil isimli parçayı seslendirmiş ve klip çekmiştir Mustafa Ceceli 1 Kasım 2008 tarihinde Sinem Gedik ile evlenmiştir. 28 Eylül 2011 tarihinde bir oğlu olmuştur ve oğluna Arın Ceceli ismini vermiştir. Mustafa Ceceli 26 Mayıs 2017 tarihinde eşi Sinem Gedikten olaylı bir şekilde boşanmış ve 10 Temmuz 2017 tarihinde ise Selin İmerle evlenmiştir. Bu evlilik de günümüze kadar devam etmektedir hala. Kalpten isimli yeni albümünü de 2014 tarihinde yayınlamıştır. Yine Kalpten isimli albümünde Hüsran isimli şarkısına 3D teknolojisi kullanarak klip çekmiştir. 2015'te Ceceli'nin yeni albümü Aşk için Gelmişiz yayınlanmıştır. Ceceli'nin 2014 tarihinde Kalpten albümün ardından beklenen 5. stüdyo albümü Ceceli Müzik etiketiyle iTunes'da 2015'te müzik marketlerdeki raflarda raflara 7 Aralık 2015'te sunulmuştur. Albümde toplamda 11 şarkı bulunmaktadır. Bu albümün tarzı tasavvuf yani ilahi albümüdür. Son olarak da eşi Sinem Cici ile birlikte Küçücük ama Dünya Kadar isimli parça da oğulları Arın'a hediye olarak düet yapmışlardır. Şarkı Ravi İncigöz'ün Göz'ün Arın'a hediyesidir. 2021 tarihinde kafalardan Bilal Hancı ile birlikte Rüzgar isimli bir şarkıyı piyasaya çıkarmıştır. Başarılı bir kariyer hayatı süren Mustafa Ceceli hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Onu daha yakından tanımaya çalıştık. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.